Denize düşen yılana sarılır. Topluca düştük denize. Ama ellemeyin, sarılmayın yılana. İnanmayın, kanmayın yalana. Hey amigo. Ne öldün sen de? Kaldır, 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 kaldır. Abi, kocayla onu bütün sarıları. Ne oldu çabuk acele? Acele. Kestik. Ya kardeşim ne yapıyorsun? Sen filmin içine ettin. Film mi? Kardeşim dizi çekiyoruz burada. Yani sen bizim işimizi bozmadan evvel dizi çekmeye çalışıyorduk. Ya kardeşim kapıda kimse durmuyor mu? Normal müşterilere niye anlatmıyorsunuz durumu? Allah ya. Vallahi abi dersiniz. Çok özür dilerim yani. Tamam kardeşim tamam tamam. Sen şöyle bir kenara çekil de biz de işimizi yapalım. Pardon. Vallahi abi dersiniz kardeşim. Çok özür dilerim. Dur başımdan. Toldan gidersin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Allah Allah. Hadi bir daha anlıyoruz. Valla çok özür dilerim. Niye geç çok özür dilerim. Ulan nasıl da anlamadım be. Ama anlamam lazımdı o. Hıyarlık bende. Zaten çok kötü oyuncuydu. Resmi beğenmedim. Niye? Çünkü güpegündüz ortalık ana baba gülüyken sonu kuparırmış ya. Ama valla çocuğun eline çok kötü vurdum ha. Gel lan buraya. Buraya. Hiçbir gün içeri yok buraya. İntik yuramış. Sallaştığınızı almıyor inşallah ya. Bu ne? Debelenme lan. Ulan ne yapıyorsunuz orada? Ulan. Ulan defolun. Ya lan. O ne lan? Ulan çekil hayvan herifler. Lan nasıl ne oluyor? Ne oluyor lan? 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 Ay bu tekerlek nereden çıktı? Bak, bak. Yalan. Ne oluyor orada? Ay ne yapıyorsun sen? Oyuncularımı öldürdün burada. Aa, oyuncu mu? Aa, bu da mı film? Şurada bir film çekmeye çalışıyoruz müsaaden olursa. Geldin mahvettin sahneyi. Hay Allah ya. Vallahi şey pardon pardon bacım affedersiniz. Ay ay tamam tamam abicim tamam. Şimdi izin ver de filmimizi çekelim. Vallahi çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Vallahi çok özür dilerim. Yani tekerlek imi alır çıkarım. Özür dilerim. Evet. Evet, geçin kızın başına. Geç, geç, geç. Hadi çekiyoruz. Ay sabahtan beri bir planı çekemedik. Çekemedik. Ulan size Allah kahretsin evi. Ulan vallahi bir istemezsin inanmazdım. Size Allah kahretsin. Vallahi size kahretsin. Vallahi billah. Ama hıyarlık bende. Niye? Çünkü gündüz vakti karıya mı tecavüz edilir? Geceler çuvala mı girdi? Tabii ki film çekecekler ya. Bostancı 1-2, Bostancı! 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 Amca ben de Bostancı'ya gideceğim. Tamam. Bostancı! Bostancı! Ya niye izin vermiyorsun? Bırak da içeriye gireyim. Ben Bostancı'ya gidiyor. Tamam, içeri gelsin. Tamam. Bostancı! Bir dakika. Bostancı! Bostancı! Amca bıyıkları ağa kurban olayım. Bırak da bineyim. Bostancı! Bostancı! Ya ne yapıyorsun kardeşim? Mahvettin bütün sahneyi ya! Sahne mi? Hadi be! Ya kardeşim dizi çekiyoruz burada. Senin yüzünden bir türlü yapamadık. Söylüyorum söylüyorum anlamıyorsun. Senin yüzünden şimdi bütün sahneyi bir yeniden çekeceğiz ya. Vallahi mi? Heh! Berbat ettin her şeyi be. Hadi bir şuna git ya. Çok özür dilerim. Affedersiniz. Vallahi çok özür dilerim amca. Oy ben senin bıyıklarına kurban olayım. Affedersiniz. Ya şu memlekette film çekmek ne kadar zor iş kardeşim ya. Allah Allah. Tamam kayıt akıyor tekrar devam. 3, 2, 1 kayıt başla.
Ulan bunu birisi söyleseydi inanmazdım, iyi mi? Niye? Çünkü Sanayi Mahallesi'nin göbeğinden, Bostancı'nın göbeğine dolmuş mu kalkar? Kalkmaz. He mi yenge? Doğru mu? Doğru. Evet. Ay berbat ettin diziyi Suat. Dizi mi? Ne dizisi ki? Hayatım, 2 saatlik bir çekim için bir eve ihtiyaçları varmış. Çok güzel para teklif ettiler. Evinizi kullanabilir miyiz dediler. Ne eyse ayol, ben de kabul ettim. Hayatım, patımı alabilir miyim? Bana da rol verdiler. Kredi kartı borcumuzu öderiz, fena. Vallahi çok özür dilerim ya, affedersiniz. Yani birisi bana bunu anlatsaydı. Vallahi. İnanmazdım ha. Yemin ediyorum ama hıyarlık bende. Niye? Gel. Ya tamam kardeşim, tamam. Vallahi hıyarlık bende. Affedersiniz. Niye biliyorsunuz mu? Vallahi. Çünkü böyle janti hırsız mı olur ya? Oh! Kurban olayım ben sana. Böyle hırsızlar tabii ki filmlerde olur. Oy gözlüğü de var. Seni yaradana kurban olayım ben. Affedersiniz. Vallahi. Sayın seyirciler, Başbakan ana muhalefet liderine mektup gönderdi. Ana muhalefet lideri de başbakana mektup gönderdi. Görüşelim ama kameralar olsun dedi. Başbakan kameralar olursa görüşmem dedi. Ana muhalefet lideri kameralar olmazsa ben de görüşmem dedi. Aa, ne oluyor yol? Ne oluyor Hatice? Görmüyor musun Allah aşkına, bunlar yine film çeviriyorlar. Hiç böyle şey olur mu? Hiç inandırıcı mı Allah aşkına? Baksana. Koskoca başbakanla koskoca muhalefetin lideri yok mektuptu, yok kameraydı, çocuk gibi dirişip duracaklar. Hiç olacak iş mi ya? Hiç inandırıcı geliyor mu bu sana?